Tom'un boya dükkanı. Selam ben. Tarlayla uğraşmak için ne kadar da güzel bir gün. Birisi için sebze ve meyve mi topluyorsun? Çok lezzetli görünüyorlar. Kimin için bunlar? Demek bunlar Tom'a teşekkür etmek için. Peki Tom ne yaptı? Oo, bunlar Tom'un yapacağı bir şey için. Ne kadar da düşüncelisin. Tom sana boya dükkanında seni baştan yaratacak demek. Harika. Yola koyulsan iyi olacak. İşte otobüs Lili geliyor. Ama bu küçük köprüde sadece bir aracın geçebileceği bir boşluk var. Önce Lili mi geçsin istiyorsun? Ne kadar da centilmence. Gidebilirsin Lili. Ben sen geçene kadar bekleyecek. Görünüşe göre Tom beni boyamak için hazır. Ben, Tom'u boya dükkanına doğru takip et. Aa evet, önce Tom'a hediyeni versen iyi olur. Tom'a verdiğin hediye onu çok mutlu etti. Şimdi senin sıran. Pekala. Aklında nasıl bir boya fikri var Tom? Biraz fikre mi ihtiyacın var? Peki, ben çok nazik. Sana bir kasa dolusu taze meyve ve sebze getirdi. Ve yolda köprüyü Lili'nin kendisinden önce geçmesine izin verdi. Her zaman gülümser ve kahkaha atar. Yıldız Savaşları'ndan Luke Skywalker, harika bir fikir. Sen ne düşünüyorsun ben? Bugün için kötü adam olmayı mı istiyorsun? Çok komik. Tom, hiç fikrin var mı? Darth Vader, mükemmel. Ben şehirdeki en nazik kötü adam olacak. Normalde astar boyasıyla başlaman gerekmez mi Tom? Önce benim ızgarasını mı değiştirmen gerekiyor? İyi tercih. Üçgen bir ızgara Darth Vader'ın ağzı gibi duracak. Şimdi astar boyan için hazırsın ben. Bu dönüşüm için hiç renkli sprey boyaya ihtiyacın olmayacak Tom. Şimdi bile normalde olduğundan daha korkunç görünüyorsun ben. Ama öyle gülümsüyorken değil. Sırada ne var Tom? Bekle, nereye gidiyorsun? O da ne? Bu Darth Vader'ın göğsündeki panel olarak kullanılacağın garajında duran eski bir kontrol paneli mi? Çok zekice. Bu harika Tom. Gerçekten mi? Benim şimdi Darth Vader gibi ses çıkarabileceğini mi söylüyorsun? Bu çok havalı. Ne? Hala göstereceğin birkaç numara mı var?
Tabii ya, Darth Vader'ın kaskı. Neredeyse tamam. Ben ama Tom'un hala sana vermek için çok özel bir şey daha var. Bu doğru. Kendine ait bir ışın kılıcın var. Oldukça iyi görünüyorsun ben. Hey Tom, güç bu çocukta çok yoğun. Ben hiç bu kadar korkunç görünmemiştin. Bundan sonra iyi adam olmak yok, değil mi? Harika bir iş çıkardın Tom. Hiç kimse maskenin arkasında kimin olduğunu bilemeyecek. Güç seninle olsun Ben. Ve sonra görüşürüz Tom. Tom'un boya dükkanı. Selam Steve. Görünüşe göre çok çalışıyorsun. Sünger Bob izlemeyi tercih ederdin demek. Hey, Tom'un boya dükkanı seni Sünger Bob'a benzetebilir. Gitmek ister misin? Hadi. Selam Tom. Steve, Sünger Bob'a benzemek istiyor. Yapabilir misin? Harika. Görmek için sabırsızlanıyorum. İlk olarak ne var Tom? Sarının biraz farklı bir tonusun Steve. Bu mükemmel olacak. Çok güzel gözüküyor. Sırada ne var? Aa, bahse varım bu gömleği için. Sırada ne var? Şort mu? Gerçekten de Sünger Bob'a benzemeye başladın Steve. Yeşil ha? Sünger Bob'da yeşil olan ne var? Haha! Süngeri boyamak için bir sünger. Oo, şimdi anladım. Şimdi gerçekten bir süngere benzedin Steve. Şimdi ne var? Oo,
yukarıda ne yapıyorsun Tom? Bunlar ne için olabilir? Aha, bunlar diş. Ne düşünüyorsun Steve? Katılıyorum. Tıpkı Sünger Bob gibi oldun. Harika bir iş çıkardın Tom. Yeni boyan tam istediğin gibi değil mi Steve? Beğenmene çok sevindim. İyi iş çıkardın Tom. Tekrar işe mi dönüyorsun? Çalışmıyorsun. Tıpkı Sünger Bob gibi baloncuk üflüyorsun. Yeni görünüşünü beğenmene çok sevindim Steve. Sonra görüşürüz. Hoşça kal Tom. Bugün harika bir iş çıkardın. Tom'un boya dükkanı. Yeni bir gün, yine söndürülmüş bir yangın. İyi yaşlı Frank. Tüm bunlardan sonra yorulmuş olmalısın Frank. Günün geri kalanında dinlenecek misin? Harika, bunu hak ettin. Selam bebek Frank. Babanı mı bekliyorsun? Bugün gerçekten çok cesurdu. Kasabada kocaman bir yangını söndürdü. İşte geliyor. Her yere is olmuş. Ne tatlı ama. Bebek Frank babasının temizlenmesine yardım ediyor. Çok işe yaradın bebek Frank. Günün geri kalanında ne yapmayı planlıyorsunuz çocuklar? Tom'un yanına gidip makyaj mı yapacaksın? Muhteşem. Peki ya sen küçük adam? Pekala. Eğer okulun yoksa sen de babanla gidebilirsin. Selam Tom. Bugün nasılsın bakalım? Frank'in öğleden sonra hiç işi yok. Bu yüzden makyaja geliyor. Bebek Frank'in babası araba şehrindeki koca bir yangını söndürdü. Frank gerçek bir kahraman. Bu sana Frank'in makyajı için bir fikir mi verdi? Mükemmel. Frank mükemmel bir Batman olacak. Bu Frank'in ten rengi için olmalı. Şu gri boya güzel bir zemin rengi olur sanırım. İyi hatırladın Tom. Batman'in kostümünde bir de yarasa resmi var. Hiç çıkartman var mı? Harika.
Ama Tom, bu çıkartma boş. Bir yarasa logon ya da ona benzer bir şey yok mu? Ne kadar naziksin. Bebek Frank diyor ki, sen babasının makyajını tamamlarken o da logoyu çizebilirmiş. O halde gidip birkaç kalem alsan iyi olacak. Yardımsever oğlunla gerçekten gurur duyuyor olmalısın Frank. Gövdeni boyama zamanı geldi Frank. İyi fikir. Tom aksesuarlarla ilgilenirken sen de yarasa sembolünü çizebilirsin. Bebek Frank, Tom diyor ki, sen gerçekten çok iyi bir yardımcıymışsın. Ve ilginç bir ressam. Ne oldu Tom? Başka bir fikrin daha mı var? İyi fikir. Bebek Frank'i de Batman'in yardımcısı Robin'e dönüştürebilirsin. Sen de bebek Frank'in sembolünü çizmek ister misin Frank? Görünüşe göre küçük Frank yeteneklerini babasından almış. Şimdi de aksesuarların zamanı geldi. Sandığında neler var bakalım Tom? Harika, süper kahraman kemerleri. Batman ve Robin pelerinlerinde var mı Tom? Frank'in tekerlekleri içinde bir şeyin var mı? Batman'in botlarını giyiyormuş gibi görünsün. Hadi sandığına bakalım. Belki içinde hala bir şeyler vardır. Tabii ya, maskeye ihtiyaçları var. Sanırım dönüşüm tamamlandı. Harika bir iş çıkardın Tom. Tıpkı Batman ve Robin'e benzediler. Şimdi siz ikiniz araba şehrini birlikte koruyabilirsiniz. İyi günler çocuklar. Ve her şey için teşekkürler Tom.